Ebu Cehil Bedir Savaşı başlayacağı sırada, daha harp başlamadan orada yaptığı bir dua var. Ve adam o kadar emin ki, diyor ki Allah'ım aynen böyle şeye koydum ben onu buraya. İstersen Ebu Cehil maddesinden bulup okuruz. Hatta okuyalım onu, çok ilginçtir. Diyor ki Allah'ım. Şirkten mi? Senin dinin için diyor burada savaşıyoruz. Bak bak bak, Ebu Cehil. Karşısında Kur'an'ın mahbedi olan Hazreti Muhammed. Şirk ordusunun komutanı Ebu Cehil. Tevhid ordusunun komutanı Hazreti Muhammed. Bu kadar net. Diyor ki Ebu Cehil, Allah'ım senin için savaşıyoruz. Biz bu dinimizde ve bu din hakikatse, ki öyle inanıyorum, Muhammed'i ve adamlarını mağlup et, perişan et. Bizi buradan zaferle çıkar. Öbür tarafta Hazreti Peygamber, tevhidin ordusunun komutanı. Şunlara bakar mısınız? Bunlar okunmadan, bunlar bilinmeden bu dini nasıl anlayacaksınız? 2 rekat yatıp kalkmakla. Allah'tan korkmuyor musunuz siz ya? Şimdi Hazreti Peygamber de öbür tarafta. Tevhid ordusunun komutanı. O da diyor ki Allahümme in tühlik hâzihil isâbete felâ tuhbet leke fil ardı ebede. Rabbim şu bir avuç insandan oluşan bu küçük orduyu helak edersen artık sana yakışır şekilde yeryüzünde bir daha ibadet edilmez. Son peygamberin kader ordusu, kader savaşı. O öyle dua ediyor, öbürü de. İkisi de kendi dininden emin. Sonucu tarih önümüze koymuştur. Ebu Cehil'in akıbeti de ortada, Muhammed'in akıbeti de ortada. O halde Ebu Cehil'in Kur'an karşısındaki derdi neydi? Öyle Ebu Cehil müşrikler dinsizdi, kitapsızdı, Allahsızdı onlar bilmem ne diyerek, yalan söyleyerek, böyle iblislik tezgahları kurarak şirki kaçıramazsın milletin gözünden. Çünkü Ebu Cehil'i dinsiz ilan edecek ki camilere müşriklerin dolduğunu saklasın milletten. Yok öyle yağma. Ebu Cehil dinsiz falan değil. Bak söylüyorum işte burada. Ebu Cehil tarihin en müthiş dindarlarından biri. Hangi dinin dindarı? Şirk dininin dindarı. Şirk bir din. Tevhidin karşısında konumlanmış, konuşlanmış bir din. Demek ki Ebu Cehil olmaya engel olan şeyleri bulacağız. Muhammed'le Ebu Cehil'in çekişmesinin gerçek sebeplerini bulacağız. Gerçek sebep namaz, hac, ibadet, bilmem onlar değildi. Onlar Ebu Cehil'de de var. Sarık hiç değildi, sakal hiç değildi. Onlar var, hepsi var onda. Neydi? Ma'un suresinin lanetlediği neler varsa Ebu Cehil'de olan ve Muhammed'de olmayan, Muhammed'in kabul etmeyecekleri onlardı işte. Onun için kavga ediyorum. Demin sen tutuyordun ya, gene tutuyorum. Okuyacaksın. Başka bir çare yok.